Duygu, sen... Duygu... Duygu benim çocukluk arkadaşım. İnanamıyorum. Seher Kerimoğlu. Yaman Kırımlı'nın eşi Seher Kırımlı sen misin yani? Evet. Seher hala aklım almıyor. Yıllar sonra böyle mi karşılaşacaktık biz yani? Dur ya, çıkaralım seni oradan. Sıra arkadaşım benim. Ortaokul arkadaşım. Ne arkadaşı ya? Kardeş gibiydik biz. Bir an ayrılmazdık birbirimizden. Çok özlemişim seni. İfaden alınmamış galiba hala. Hemen onu aradan çıkaralım mı? Sonra uzun uzun konuşuruz, olur mu? Hadi o zaman. Bizim bürodan Sinan. Alo Sinan, buyur. Bey kafanı. Bey. Nasıl yani, ne diyorsun? Kim niye almış, hangi suçlamayla? Tamam, biz hemen geliyoruz. Fırat, Seher. Yaman Kırımlı'yı öldürmeye teşebbüsten gözaltına alınmış. Allah kahretsin. Şu olayı açıklığa kavuşturalım mı bir an önce? Yaman Kırımlı vurulduğu gün olay yerine yakın bir tesisteymişsin. Elimizde yeğeninin orada olduğunu gösteren kamera görüntüleri var. Olaydan sonra acil yardım hattını arayıp ambulansla sen çağırmışsın. Tüm kanıtlar seni gösteriyor yani. Seher, şu dünyada masumiyetine kefil olabileceğim belki de tek insansın sen. Ama işim bu olduğu için sormak zorundayım. Yaman Kırımlı'yı, yani kocanı sen mi vurdun? İtiraf edersen sabıkalı olursun. Yusuf'un velayetini senden alırlar. Yapma. Bana duyduğun nefretin bedelini kendine de Yusuf'a da ödetme. Biz... Yani ben... Ben oradaydım. Tartıştık. Ama sonra ben ayrıldım yanında. Beni vuran karım değildi. Vurulduğum gün orada olduğu doğru. Evi terk etmişti.
takip ettim. Kalması için ikna etmeye çalıştım. Ama olmadı. Sonra? Düşmanım çok benim. Takip etmişler. Onların kurduğu pusuya düşüp vuruldum. Beni vuranı net bir şekilde gördüğümü daha önceki ifademle söylemiştim. Adamın eşkali elinizde var. Elinizde bu kadar açık bir ifade varken yaptığınız bu tutuklama tamamıyla hukuk dışı. Bu gözaltı verdiğiniz ifadeye rağmen yapılmadı Yaman Bey. İfadenizde boşluklar olduğu için yapıldı. Vurulduğunuz gün Seher'in orada olduğunu saklamasaydınız bu süreç hiç yaşanmamış olacaktı. Bu bilgiyi sakladım. Çünkü onun tam da şu anda düştüğüm bu durumda olmasını istemedim. Son bir sorum var. O gün ambulans arayan kişi... Silah sesini duyup geri dönmüş. Ve ambulans aramış. Eğer bugün hayattaysam onun sayesinde. Sorularınız bittiyse bu mevzuyu kapatalım. Arkadaş olduğunuzu söylediniz. Bu durumun karımın sinirlerini ne kadar kötü etkilediğini fark etmişsinizdir. Yaptığınız usulen yanlış. Ama ortada bir suç olduğunu da söyleyemem. Anlaşılan sadece karınızı korumak istemişsiniz. Anlattıklarınız da elimizdeki verilerle tutarlı. Benim soracak başka sorum yok yani. Serbestsiniz. Biz evleniyoruz. Senin yanını da, o konağı da ben hak ediyorum. O kenar mahalle çamuru değil, ben. O ayrılık çok yakında bitecek ama. O zaman herkes ait olduğu yere dönecek. Ben senin yanına, o kenar mahalle varoşu da çıktığı çöplüğe.
içindeki yılanları besledim onlarla. Zehirlerini sağdım ellerimle. Dişlerinden söküp aldım hepsini. Yoluma kim çıkarsa ince ince akıttım o zehiri damarlarına. Anladın mı? Ben Yaman Kırımlı'yı hizaya getirmiş kadınım. Konağın dili de kalbi de benim. Önce Kevser'i, sonra Veled'ini. Sonra da o seher barışını gömdüm bu ellerle. Herkes seni yenildin sanıyor abla. Ama sen yenilmedin. Senin savaşın bundan sonra bende sürecek. Son bir iyilik yapacaksın bana. Senin sayende kendimi Yaman'a affettireceğim ben. Ama bu defa çok başka şekilde. Çok yakında. Çok yakında abla. Nereye gidiyorsun? Araba bu tarafta. Yeter artık. Uzak dur benden. Karışma benim hayatıma. Bizim seninle gidecek ortak bir evimiz yok. Ortak bir yolumuz yok, yok. Koruma beni artık. Herkesi kandırırsın ama beni kandıramazsın. Ben biliyorum o kahramanlık maskesinin altındaki canavarı. Sana ihtiyacım yok benim. Sakın bir daha önüme çıkma. Önüne çıkmıyorum ben. Yanında yürüyorum. Şunu aklına iyice sok. Ne zaman ihtiyacın olursa yanındayım. Eğer mesele sen ve Yusuf'sa, size rağmen sizin yanınızdayım ben. Şimdi benimle gelmeyebilirsin. Ama varacağımız yer hep aynı olacak. Sonra ölüm bile olsa gidilecek başka bir yer yok çünkü bana. Hiçbir zaman da olmayacak. Seher. Fırat. Ne işin var burada? Ne oldu? Ben vurdum onu. Ben vurdum. O yüzden buraya getirdiler beni. Tamam. Tamam biliyorum. Her şeyi biliyorum. Bak çok şükür tutuklanmamışsın. Önemli olan bu şu an. Nasıl oldu peki? Nasıl bıraktılar seni? O gelip kurtardı yine. Asla vazgeçmeyecek. Ne yaparsam yapayım, ne dersem diyeyim bırakmıyor peşimi. Ne yapacağımı bilmiyorum Fırat. Vazgeçmiyor. Vazgeçmeyecek de. Şimdi yatıp biraz dinleniz Ziya Bey. Çok yoruldunuz bugün. Tamam. Ama yarın yine konuşalım olur mu? Kevser'i daha çok anlatacağım sana yarın. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki merak ettim Kevser Hanım'a. Siz ziyarete geldi mi hiç? Gördük mü Kevser Hanım'a? Keşke bunlar olmasaydı abi. Keşke etmeseydin. Kevser yaşasaydı. Kevser gelemez ki. Gelemez zaten. Gelmedi. Gelemez zaten Kevser. Çünkü şey oldu da. Dinlenmem lazım benim. Kafam çok karışık. Karışık kafam.
Kevser. Kevser şey oldu. Düştü. Ben itmiştim Kevser'i. Ama ben niye öyle bir şey yaptım ki? Ben severdim Kevser'i. Çok iyiydi o. Kardeşi gibi. Seher gibi, melek gibiydi o da. Niye yaptım ki ben? Niye yaptım öyle bir şey? Severdim. Kevser'i severdim ben. Kevser'i severdim. Tam kurtuldum derken yine buldu beni anlayacağın. Kurduğum hayat, işim. Hepsini geride bırakıp yine bu cehenneme döndük. Niye peki? Başka çarem yoktu. Bulacaktı çünkü. Nereye kaçarsak kaçalım peşimizden gelecekti. Ser, o adamla aynı evde nasıl yaşayacaksınız? Artık yaşamak diye bir şey yok Fırat. Orası da bir ev değil. Bir savaş meydanı benim için. Ona da söyledim. Döndüm ama teslim olmadım dedim. Sonuna kadar savaşacağım. Ama baş edemiyorum. Ne yaparsam yapayım kıramıyorum iradesini. Olmuyor. Bir yolu olmalı ama. Varsa da ben bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Bu savaşı bırakmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım onunla. O ne kadar kararlıysa ben de o kadar kararlı olacağım. Teslim olamam, zayıf düşemem. Yusuf'u annesini katiliyle bir başına bırakamam çünkü. Merak etme kardeşim. Ne seni, ne Yusuf'u o adamla aynı evde bırakmayacağım. Ondan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Sen sadece sabret. Tamam mı? Seher Hanım tutuklanmadı değil mi? Bu benim bildiğim savaşlardan değil Cengiz. Silahım yok bu savaşta. Canını yakmak isteyeceğim bir düşman yok. Ona karşı elim kolum bağlı. Hiç bu kadar hedefte bu kadar savunmasız olmamıştım. Zor olacağını biliyordum. Ama bu kadarına ben bile hazır değilmişim. Ne yapacaksınız peki? Hiçbir şey. Şu hedef tahtası gibi ayakta durmak zorundayım. Onun için. Onlar için buna mecburum. Fırat. Bırakmışlar Seher'i. Biliyorum. Ben de onun yanından geliyorum şimdi. Ne olmuş? Konuşabildin mi? Duygu komiserim. Seher'i herkesten gizli gözaltına alırken amacınız neydi? Önce o ses tonuna dikkat edeceksin. Karşındaki sorguya aldığın bir suçlu değil. Üstelik bir soruşturmayı niye gizli tuttuğumu da gayet iyi biliyorsun. Durumun delil karartmayla bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı artık. Ali komiserimin görevine dönmesi gerekiyor. Onu daha fazla açıkta tutamazsınız. O iş o kadar kolay değil. Seher benim çocukluk arkadaşım. Onun suçsuz olması beni de sevindirdi.
Ama Ali komiserin yaptığı şey görmezden gelinemez. Ali komiser tanıdığım en onurlu ve en dürüst polistir. Eğer bu soruşturmadan olumsuz bir karar çıkarsa hiç niyet etmediğiniz sonuçları doğurabilir. Komiserimiz sicili kaparık. Bu dosya onlarla birleşirse mesleğinden bile olabilir. Suç işleyenin cezasını çekmesi gerektiğini de size ben hatırlatmayayım artık. Mesela kayıtlarda ambulansı arayanın bir erkek olduğu yazıyordu. Ama o kişinin Seher olduğu ortaya çıktı. Ne tesadüf ki o raporu yazan kişi de Seher'in süt kardeşi olan Fırat. Aldığın ihtar hayırlı olsun komiser yardımcısı. İşinizin başına dönün şimdi. Bu kadın komiserim yakasını hayatta bırakmaz. Eğer bir şey yapmazsak bu işin sonu kötü olacak. Bu durum bizden birinin başına gelmiş olsaydı Ali komiserim hayatta bırakmazdı. Ortalığı dağıtır yine de kurtarırdı bizi. Bir şey yapmamız lazım, bir şey. Ne yapabiliriz ki? Duygu komiserin eli güçlü. Aslında benim bir planım var galiba. Belki komiserimi kurtarmaz ama en azından o kadın Ali komiserin yalnız olmadığını göstermiş oluruz. Ne var aklında? Soruşturma sonuçlanana kadar Duygu komisere bu emniyeti dar edeceğiz. Burada geçirdiği her bir saniye ona bir ceza olacak. Var mısınız? Ben varım. Varım tabii. Komiserim için her şeyi yaparım. Da, tam olarak da ne yapacağız? Ben onu şey demedim de anlayamadım da. Şimdi benimle gelmeyebilirsin. Ama varacağımız yer hep aynı olacak. Sonra ölüm bile olsa gidilecek başka bir yer yok çünkü bana. Hiçbir zaman da olmayacak. Buraya her döndüğümde sen mi kazanacaksın yani? Adalet abla, Yusuf nerede? Sizi beklerken Yaman Bey'in odasında uyuyakaldı kızım. Teşekkür ederim. Daha ağızdan çıkmadan insanın kalbinde büyürmüş. Senin adın da benim için öyle. Yaman. Adın dilime getirdiğim anda bütün dünya ayağımın altından çekiliyor sanki. Öyle bir aşk bu. Adınla çağırdığımda nefesimi kesip beni dünyadan alacak kadar güçlü. O yüzden söyleyemiyorum ya. Ama burada... İlk defa yazıyorum. Doya doya. Sen bunların hiçbirini hak etmiyorsun. Bırak onu.
Ben yazdım bunları. Ne istersem yaparım. Durma o zaman. Bin parçaya ayır istersen. O sözler ruhuma kazılı benim. Bir kez senden bana geçmiş hiçbir şeyi geri alamazsın sen. İstediğin kadar diren. İstediğin kadar savaş. Ama benim sana olan inancımı yıkamazsın. Güçlüsün. Ama o kadar da değilsin. Teyze, geldiniz mi? Geldim canım. Hadi kalk, yatağına yatıralım seni. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Ben de tam çıkıyordum. Annem nasıl oldu? Düzeldi mi biraz daha? Gelir gelmez ilacını içip uyudu. Zaten gün içinde olan hiçbir şeyi hatırlamıyor. Sadece size çok kızgın, balon falan almışsınız galiba da. En çok ona söylendi. Tamam. Yarın görüşürüz. Ha, bu arada Duygu Hanım, ev bakmaya başladınız mı? Fırsat bulamadım henüz. Ya. Bir an önce bakmaya başlasanız çok iyi olur. Çünkü ben burada kontrol edemiyorum annenizi. Bugün olanlar da malum. Bir de oda servisi temizlik derken çok giren çıkan oluyor. Hem anneniz için de burada yaşamak çok zor. Doğru. En kısa zamanda bir çözüm bulacağım. Peki, iyi akşamlar. Yine baş başa kaldık anne. Sen hiç istemesen de yine sevmediğin kızın başucunda. Beni görmek sana acı veriyor. Biliyorum. O günü hatırlatıyorum sana. Beni suçluyorsun. Haklısın da. Keşke o gün Yasemin değil de ben. Ne pahasına olursa olsun bir gün onu bulup sana getireceğim ama. Madem ben neden oldum. Ben dindireceğim içindeki acıyı. Çok özledim seni Ziya amca. Çiçeklerini de özledi. Ama merak etme. Adalet teyzem onu aradı. Bir güzel asılıyor. Ben de ona yardım ediyorum. Ben de seni çok özledim Yusuf'um. Hepinizi çok özledim. Böyle sen burnunda tütüyorsun. Yusuf teyzen nasıl?
Seher'de iyi mi? Yusuf, hadi kahvaltıya. Teyzem de iyi amca, merak etme, üzülme. Biz hepimiz seni özlüyoruz. Tamam amca, veriyorum. Amcam seni istiyormuş. Yaman, Yusuf'umuz koca adam mı oldu öyle? Nasıl da konuşuyor? Evet abi, büyüdü. Kocaman delikanlı oldu artık. Yaman, Seher nasıl peki? Çok özledim onu. Oradaysa onunla da bir konuşayım, ha? Burada abi, ama... Şimdi çok işi var onun. Daha sonra konuşursunuz, olur mu? Teyze. Hadi teyzeciğim, kahvaltı saatin gecikmesin. Tamam abi. İletirim ona özlediğini. İlk fırsatta konuşursunuz. Ben de en yakın zamanda ziyaretine geleceğim. Sen de abi. Görüşürüz. Seher niye konuşmuyor benimle? Niye konuşmuyor Seher benimle? Ama işi varmış. O olsun, işi olsa da konuşur Seher benimle. Hep konuşur. Çünkü Seher beni sever. Sever beni Seher. Buraya da gelmedi hiç. Hiç gelmedi. Yoksa Seher beni artık sevmiyor mu? Sevmiyor mu Seher beni artık? Yoksa... Keşke bunlar olmasaydı abi. Keşke etmeseydin. Kevser yaşasaydı. Ben mi yaptım? Ben mi öldürdüm Kevser'i? O yüzden konuşmuyor Seher acaba benimle. Olabilir mi o yüzden? O yüzden mi? Kafam çok karışık kafam. Karışık, hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiç. Aman doğru mu söylüyor acaba? Ben mi ittim Kevser'i? Ama niye? Niye? İyiydi Kevser. Kevser iyiydi. Kevser iyiydi. Bir isteğiniz var mı? Yaman Bey, Ziya Bey'i soracaktım. Sağlığı nasıl? İyi mi? Daha iyi. İnşallah yakında döner konağa. Hepimiz çok özledik onu. Hızlı toparlanıyor. Ben de istiyorum artık abimin evine gelmesini. Ama onun dönüşü büyük risk olacak. Ağzından çıkacak tek lafla her şey ortaya çıkabilir. Seher Hanım. Eğer ablasının ölümüne benim değil de abimin sebep olduğunu öğrenirse... Nedim? Bugün şirkete uğrayabilir misin Yaman? Zuhal ablasından kalan hisse senetleri için şirkete gelecekti biliyorsun. Son imzalar için senin de burada olman gerekiyor. Tamam, hemen geliyorum. Teyzeciğim, niye yapmıyorsun kahvaltını? İştah mı yok yoksa? Özcan amca, seninle telefonla konuşmak istedi değil mi? Ama sen neden konuşmadın? Kimse yok yanında, yalnız tek başına orada. Seni çok özlemiş. Neden küstün yoksa? Hayır bir tanem, niye küseyim ben Ziya amcana? O an uygun değildim sadece. Keşke konuşsaydın. Bugün ne yapalım biliyor musun? Ziya amcana kocaman bir sürpriz yapalım. Olur. Tamam. Hadi ye kahvaltını şimdi.
Bildiğim tek bir şey var. O da ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Bu savaşı bırakmayacağım. Sonuna kadar savaşacağım onunla. O ne kadar kararlıysa ben de o kadar kararlı olacağım. Teslim olamam, zayıf düşemem. Yusuf'u annesinin katiliyle bir başına bırakamam çünkü. Bir yolu var. Eğer sana dair bir iz bulabilirsem bu silah kaçakçılığı dosyalarında, Seher'i senin elinden kurtarabilirim Yaman. Sen anlaşmaya niye uymuyorsun ya? Ne anlaşması ya? Yani işleri yavaşlatacaktık. Sen böyle harıl harıl çalışırsan nasıl yapacağız biz o işi? Ha yok, bu başka bir dosya. Komiserle alakalı değil. Hmm. Son baskındaki mekanın kamera görüntülerine erişimin var mı? Var komiserim. Taranmış taranmamış bütün kayıtları istiyorum. En kısa zamanda masamda olsunlar. Hemen hallediyorum komiserim. Güncellemeye başlattım yanlışlıkla. Bir saatte sürer. İptal de edemem. Allah muhafaza verirler silinir. Komiserim yani sizin iş biraz uzun sürecek. İstediğiniz olsa var. Bunlar benim istediğim dosyalar değil. Üçüncü keredir yanlış getiriyorsun bak. Ne yapıyorsunuz siz? İş mi yavaşlatıyorsunuz yoksa? Olur mu komiserim? Siz demiyor musunuz ne kadar beceriksiz bir ekipsiniz diye? Haklı çıktınız işte. Bizim de elimizden bu kadar geliyor maalesef. Senden laf değil, iş bekleniyor burada. Bir konuda fikrini merak edersem doğrudan sorarım. İşine bak hadi. Alo Metin, senden bir şey isteyeceğim. Görünen o ki koca emniyette bir şey istenecek bir sen kalmışsın. Zuhal'in ne zaman geleceği belli mi? Bir an önce bitirelim şu işi. Gelir birazdan. Bu arada geçen gün bir kafede rastladım ona. Öyle hiç eski tanıdığım Zuhal gibi değildi. Çocuklara İspanyolca dersi vererek geçimini sağlıyormuş. Sade, neredeyse mütevazi bir hali vardı. Sen yoğun bakımdayken hastaneye gelmişti durumunu öğrenmek için. Bana bu ani değişimi çok şaşırtıcı geldi. Sen ne dersin? Zuhal hiçbir anlam ifade etmiyor artık benim için. Ablasından kalan hakkını da aldıktan sonra tümüyle çıkacak hayatımızdan. Ankara'dan gelip İstanbul'da suç işlemiş olan sabıkalı kayıtları da çıkarılsın. Son iki yılda İstanbul'da gerçekleşen bütün silah kaçakçılığı dosyalarını istiyorum. Özellikle Ankara bağlantılı olanlar ama. Arşivden kap gel bu dosyaları hadi. Hemen komiserim. Aklınızca yoluma taş koyup beni pes ettireceksiniz öyle mi? Aman komiserim. Hiç inkar etmeyin. En azından yaptığınız şeyi açıktan yapacak cesaretiniz olsun. Ama şunu da unutmayın. Ankara suç dünyasını dize getirdim ben. İşini geç yapan iki memur yüzünden pes edecek değilim.
Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Zuhal. Durma orada öyle. Gel. Biz de tam devir sözleşmelerini inceliyorduk. Buraları imzalaman gerekiyor. De diğer bütün sayfalara para atman lazım. Ben bunu imzalamayacağım. İmzalamayacağım çünkü ablamdan kalan hiçbir şeyi istemiyorum artık. Onun bıraktığı her şey de size, senin ailene verdiği acıların izi var. Hakkım yok ki benim bu şirkette. Acıyla, entrikayla kazanılmış hiçbir şeyi istemiyorum. Biliyorum. Belki çok geç bu söyleyeceklerim için ama ben yaptığım her şey için çok pişman. Özellikle ablamın oyunlarına alet olduğum için çok pişmanım. Bunun için kendimi asla affetmeyeceğim. Kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum. Ablamdan kalan hiçbir şeyi istemiyorum bu hayatın içinde. Komik gelecek belki bu söyleyeceklerim size. Ama ben dürüst ve basit bir hayat istiyorum. Londra'daki sade hayatımı istiyorum. Döndükten sonra ablamın manipülasyonları yüzünden onun maşası oldum. Ama kararlıyım. Yeniden eski Zuhal olacağım. Bu ablamın eşyalarının arasından çıktı. Dinlediğinde onun karanlık yüzünü çok daha net göreceksin. Bazı şeylerin adını koymam konusunda bana çok yardımcı oldu. Umarım sana da yardımı dokunur. Biliyorum hiçbir şeyi düzeltmez ama en azından bunu yapmak istedim. Seher Hanım ve Küçük Bey, Ziya Bey'i görmeye gittiler. Durdurmaya çalıştım ama engel olamadım. Çayınız komiser. Nasıl çay? Buz gibi. Ocak uzakta olduğu için soğudu herhalde komiserim. Sen de onların tarafındasın demek. Öyle olsun bakalım. Komiserim, istediğiniz evraklar. Hmm.
çıldırtmak mı istiyorsunuz siz beni? Bunlar benim istediğim dosyalar değil. Ama komiserim ne? Dışarı! Git doğru dosyaları bulup getir bana. Tamam komiserim. Siz haddinizi iyice aştınız artık. Ama ben biliyorum sizin anladığınız dili. Bakalım bunu amirinizin karşısında nasıl savunacaksınız? Şimdi gidip yazacağım şikayet dilekçesini. Ne oldu? Hani Ankara mafyasını dize getirmişti? Bence abartmıyordu. Eminim getirmiştir. Ama kendi zayıf noktasını bilmiyor. İşlerin aksaması. Hakikaten ya. Metin dosyaları nasıl bulamadı ben anlamadım. Bence bulurdu. Tabii ondan önce ben yerlerini değiştirmemiş olsaydım. Karam ya. Çatal karam, çingene. Canım amcam benim çok özledim seni. Hem de çok 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 özledim. Ben de seni çok özledim Yusuf'um. Ben de seni çok özledim. Seher, öyle mutlu ettin ki beni. Korkmuştum ben. Çok korkmuştum. Demek küsmedin bana. Neden küseyim Ziya abi? Senin yerin bende hep ayrı. Öz abim gibisin sen benim. Amca, ne zaman döneceksin eve? Bilmiyorum ki. Ama yakında Yusuf'um. İnşallah çok yakında. İnşallah. Ama üzülme, çiçeklerine biz bakıyoruz. Hatta birisi kovaz kocaman oldu. Oo, biliyorum. Hepsini biliyorum. Yaman amcan anlattı bana her şeyi. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Hepsini biliyorum ben. Biliyorum. Seher, Yaman'la beraber iyileştirdiğiniz çiçek var ya, o da büyümüş herhalde. Yaman söyledi bana. Sen ilgilenmişsin hep çiçekle. Hep ilgilenmişsin sen. Sağ ol. Sevgiyle sarılan her şey ne güzel büyüyor değil mi? Haklısın Ziya abi. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Sadece beni değil, herkesi kandırıyor yalanlarıyla. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Sanki ellerinde ablamın kanı yokmuş gibi. Pardon. Buyurun. Kevser Hanım siz misiniz? Neden sordunuz? Ziya Bey, Kevser Hanım diye birinden sıkça bahsediyor son zamanlarda. Ben de görünce sizi zannettim. Anlattığı kişiye çok benziyorsunuz çünkü. Ablamdı benim. Ama öldü. Özür dilerim, bilmiyordum. Başınız sağ olsun. Sizden bir şey rica etsem. Tabii, buyurun. Evet, ilk hamlemiz başarılı oldu arkadaşlar. Ama işleri yavaşlatmak yetmez. Asıl şimdi duyup komiseri çıldırtmamız gerekiyor. Artık kimse elindeki bilgileri onunla paylaşmayacak. Tıpkı onun da bize yaptığı gibi. Belki şimdi anlar karşısındaki ekibin öyle şikayet tehdidiyle falan yılmayacağını. Ne yapıyorsunuz siz? Biz laflıyorduk. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Birkaç eşyam kalmıştı. Onları almaya geldim de tam zamanında gelmiş. Ne diyordunuz siz demin öyle? Duygu komiseri soruşturmadan vazgeçmek için ikna edemedik komiserim. Biz de onu yıldırmak için işte. Bize başka çıkar yol bırakmadı çünkü. Komiserim, hem senin kuyunu kazıp hem de burada çalışamayacağını anlaması gerekiyordu artık. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Bu mu benim yetiştirdiğim ekip? Siz böyle polisler misiniz? Bana bakın. Duygu komiser sadece görevini yapıyor. Ortada bir hata vardı ve raporlanması gerekiyordu. O da her polis gibi yapması gerekeni yaptı. Hem zaten bu saatten sonra istese de kapatamaz soruşturmayı.
iş ondan çoktan çıktı ve üst makama intikal etti. Son karar orada verilecek yani. Sürecin duyguyla bir alakası kalmadı. Karşınızdaki hayatını, mesleğini adamış ilkeli bir komiser. Siz de ona hak ettiği saygıyı göstereceksiniz. Ben burada neysem Duygu komiser de o olacak. Hem ne demek iş aksatmak? Büfe mi işletiyoruz burada? Aksayan tek bir iş. Onlarca insanın hayatına mal olur. Haklısın komiserim. Biz düşünemedik. Mesele sen olunca biraz duygusal davrandık galiba. Kusurumuza bakma komiserim. Meyve suyu ister misin canım? Hemşire ablan söyledi. Çok güzel taze meyve suları varmış kantinde. Olur. Amca sen de ister misin? İsterim. Ama vişne suyu isterim ben Yusuf. Onu seviyorum ben. Şeftali değil, vişne. Tamam. Hadi bakalım. Ziya abi. Sürekli ablamdan bahsediyormuşsun galiba. Ablamla aranız iyi miydi? Biliyorsun, ben uzun zaman ayrı kaldım ablamdan. Nasıl geçti konaktaki günleri? Sever miydin ablamı? Nasıldı aranız? Anlatır mısın bana biraz? Aa amca! Biz meyve suyu almaya gidiyoruz kantine. Gelecek misin? Teyzem nerede ateş parçası? Odada. Ziya amcamla konuşuyor. Tamam. Seher. Ablan... Ablan iyiydi Seher. Kevser çok... çok iyiydi. İyi biriydi ben. Çok severdim Kevser'i. Ama şimdi her şey... karmakarışık oldu. Zor. Çok zor. O günleri... hatırlamak... ...le çok, çok zor. Ben çok üzgünüm Seher. Çok üzgünüm ben. Ben böyle olsun istemezdim. İstemezdim. Keşke böyle olmasaydı, keşke. Keşke... Keşke nasıl olmasaydı Ziya abi? Keşke ben...